Yoksa yakaladık adamı, suçlu, verelim savcılığa, çeksin cezasını. Arkası gelecek. Bunu nasıl öğreneceğiz? İşte baş ağrınız, verdim bir aspirin, rahatladınız. Ama belki arkasında çok daha ciddi başka bir rahatsızlık var. O süreci talim etmediğim takdirde benim sorunu çözmem, sonuca gitmem, doğru tedaviyi uygulamam mümkün. Benim için bu. Onun için perspektif, bakış açısı. Demin örnek verdi işte o Av Mevsimi filmindeki cinayet masası polislerine. Onu söylüyordu. Bakış açınızı değiştireceksiniz. Çünkü bir çıkmaz sokakta olabilirsiniz. Onun için yani geleceğe odaklı mısınız? Geçmişe odaklı mısınız? İşlem odaklı mısınız? Süreç odaklı mısınız? İşte bu perspektif bu anlamda da çok önemli. Bir diğer önemli nokta, müfettişlikte bu yok. Bizim uluslararası mesleki uygulama çerçevemiz var. Standartlarımız var. Ahlak kurallarımız var. Çünkü niye? Bir ortak dilimiz var. Dünyanın neresinde yapılıyor olursa olsun, hangi ölçekte, hangi endüstride yapılıyor olursa olsun, geçerli olan kurallarımız var. Doktorluk da böyle. Onun da uluslararası geçerli normları var. Bir diğer önemli noktada bu işin gerektirdiği yetkinliklere sahip olacaksınız. En temeli nedir? İletişim, iyi bir dinleyici olmak. Çok konuşmayı seviyorsanız bu işi yapmayacaksınız. Çünkü karşınızdakini dinlemeyeceksiniz. Biz biliyorsunuz, dinlemekten çok konuşmayı seviyoruz. Birbirimizi dinlemeyi bilmiyoruz. Halbuki sabırlı olacaksın, dinleyeceksin. Ondan sonra da onu konuşturman lazım. Zaten uyanık denetlenen konuşmaz. Bilmiyorum. Evet. Hayır. Halbuki onu böyle ucu açık sorularla yüreğini açmasını sağlamamız lazım. Aksi takdirde sonuca gitmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Bu açıdan demek ki yaptığımız iç denetim mi değil mi derken bu perspektiften bakmamız lazım. Onun için işte bunu doktorlukla ilişkilendirmemin nedeni bu. Böyle bir iş. Bu nedenle tabii dinleyici olmanın ötesinde lazım olan yetkinliklerin içerisinde o endüstride bilgi sahibi olmak, tecrübe sahibi olmak, analitik düşünce yapısının yanı sıra sonuca giden, neden sonuç ilişkisini kurup tedavi önerebilen bir yapıya da sahip olmanız lazım. Çünkü yaratıcı olacaksınız, bir çözüm önereceksiniz. O ilişkiyi iyi tespit edeceksiniz. Çünkü düz bir iş yapmıyorsunuz. Ve aslında biz terzi usulü çalışıyoruz. Her işletmede yeni bir elbise dikiyorsunuz o bedene uygun. Bu çünkü bilanço, mizan çıkarma, hani bilanço bağlamaya, onun çünkü süreci belli. Onu hangi işletme olursa olsun aynı şekilde yürütüyorsunuz. Ama burada her işletmede farklı konularla, süreçlerle karşı karşıyasınız. İyi bir terzi olmamız gerekiyor. Bu nedenle neden ihtiyaç duyuyoruz? İşte demin söylediğim gibi kurumsal hayattan bahsediyoruz. Kurumsal hayatın sürekliliği, sürdürülebilirliği önemli. Bakın bugün aile şirketlerinin üçüncü nesle devam eden şirket sayısı son derece az. Neden? Kurucu baba kuruyor, büyütüyor, evlatlar, ondan sonra gelen nesil onu bir miras olarak görüyor veya hiç ilgisi yok, işle ilgisi yok ve işletme bir sonraki nesle gidemiyor. Bize ne diyeceksiniz? O ailenin sorunu. Hayır, olur. Belki orada çalışanız, belki onun tedarikçisiyiz, müşterisiyiz veya kredi veren bankanın müdürüyüz. Her şeyden önce devlet olarak vergi bekliyoruz. Şimdi bu böyle diyemeyiz. Yani demek ki bir kurumsal varlığın bir sermaye sahibi tarafından bir işletmeye dönüştüğü, tüzel kişiliğe dönüştüğü andan itibaren o iş sermaye sahibinin varlığı olmaktan çıkıyor. Toplumsal bir varlık oluyor. Çünkü bir sürü pay ve menfaat sahibi çıkıyor. Siz sadece sermayedar olarak pay sahiplerinden birisiniz. Menfaat sahiplerinden birisiniz.
Halbuki onun dışında çalışanıyla, tedarikçisiyle, müşterisiyle, kredi veren bankasıyla ve vergi bekleyen devletiyle farklı menfaat gruplarının işin içinde olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Peki, bu sürdürülebilirliğin bir diğer noktası ne? Bir işletme kurduğunuzda, bir iş kurduğunuzda bir sürü riskle karşı karşıyayız. Çünkü para kaynaklarınızı, demirbaşlarınızı, markanızı, birçok şeylerinizi, kaynağınızı riske ediyorsunuz. O zaman demek ki bu riski nasıl yöneteceksiniz? Süreçleriniz var. Bu süreçlerin doğru yönetildiğine nasıl bakacaksınız? Kontrol altında mı? Rekabet sizi zorluyor. Ve her şeyden önce büyümek durumundasınız. Değil mi? İnsanın doğasında da bu var. Bebek yetişkin oluyor, sonra da ihtiyarlıyor. O büyüme olmasa zaten insanın o tekamülü olmayacak. Bu aynı zamanda işletme dediğimiz kurumsal varlıklar içinde geçerli. Bu sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmek için bir kurumsal yönetim kalitesine ihtiyacımız var. O kaliteyi sağlayabilmek için de bir doktora ihtiyacımız var. Check-up yapıyoruz. Bu nedenle de böyle bir ihtiyacımız var. Şimdi bağımsız denetim hukuken zorunlu olmak zorunda. Çünkü toplum menfaatini ilgilendiren her işletmeyle ilgili akçeli sonuçlar var. İç denetimin hukuki bir zorunluluğu olmaması lazım. Ben ona ihtiyacen zorunlu diyorum. Neden? Çünkü işletme sahibiyseniz o kurumsal varlığın sürekliliği ve sürdürülebilirliği için aslında böyle bir ihtiyaca var. Şimdi doktora gitmek, check-up yaptırmak hukuki bir zorunluluk nedeniyle mi gidiyorsunuz? Hayır. İşte kadınlar ve erkekler belli yaştan sonra belli kontrolleri yaptırsınlar deniyor. Neden? Belli risklere karşı kendimizi güvence altına almak için. Bunun için devletin bir yasası da yok. Herhangi bir zorunluluğu da yok. Ama bizi ihtiyacen kendimizi zorunlu hissediyoruz. Onun için işletme sahipleri açısından iç denetime bu şekliyle bakıyoruz. Yoksa eğer bir işletme sahibi bunun farkında değilse o zaman zaten yapacak bir şey yok. Çünkü onun zaten geleceği yok. Şimdi biz mükelleflerimize hizmet veriyoruz işte. Aslında KOBİ düzeyinde, aile şirketinde. Aslında onlara bunu anlatmamız lazım. Siz onu ne yapıyorsunuz? Fotoğrafını çekiyorsunuz. İşte bilançom bu, gelir tablom bu, vergi bu. Tamam, okey. Fotoğraf belli. Ama o fotoğrafın arkasında bir de MR'a ihtiyaç var. Süreçlerin röntgenine ihtiyaç var. Bugün o aktörü kısımda iyi gözüken şeyler acaba hep öyle iyi gidecek mi? Şimdi gençken cillop gibi çocuk aşağıda acayip iyi yürüyor ama yaşlanma başlıyor. Sağlık veya işte yediğiniz, içtiğiniz, bulunduğunuz ortamlar sizin farkında olmadan içten içe bir sıkıntıya sokuyor. Görünüşe baktığınızda al yanaklı, gayet güzelmiş. Hiçbir şey yoktu. Ertesi gün tıp dedi gitmiş. Nasıl olmuş? Demek ki ya bu böyle birdenbire küt içeride bilmediğiniz, kontrol etmediğiniz, belki check-up yaptırmadığınız için daha önceden fark etmediğiniz bir şey sizi götürüyor. Kalp krizinden gitti. Zaten hep geçmişte bu tür şeyler yoktu. İşte büyüklerimiz öldü derdik. Yaşlandı bulabilir derdik. Kalbicinin Alzheimer. Önceden teşhis ederseniz geciktirebiliyorsunuz. Yoksa geçmiş olur noktasında. Şimdi bu açıdan baktığımızda bu halde KOBİ ve aile şirketleri açısından bunun elzem olduğunu söyleyelim. Neden? Bu işletmeler verimli olmak zorunda. Çünkü kıt kaynaklarla çalışıyor. Yeniliklere açık olmak zorunda. Çünkü onlar gibi yüzlerce, binlerce şirket. Herkes birbirinin taklidini yapıyor. O zaman bu verimliliği ve yenilikçiliği nerede sağlayacaksınız? Süreçte. Çünkü dışarıda bir ürün yapıyorsunuz. Görüyor, bak diyor, buradan diyor para kazanıyor, gelip yanına bir işletme kuruyor, burada iyi para var diye. Fiyatı da kırıyor. Nasıl rekabet edeceksiniz? İşte o zaman görünmeyen taraf nedir? Kendi iç süreçlerinize
odaklanıp orada daha verimli, daha yenilikçi bir şeyler yaptığınız an o zaman maliyetlerinizi düşürmüş ve rekabette ayak uydurmuş olacaksınız. Bunu kim sağlayacak? Aslında bakın, süreçte verimlilik, işi basitleştirme aynı zamanda risk almadır. Çünkü daha önce kendinize göre yaptığınız, düzeni kurduğunuz bir şey var. Yeni bir düzene giriyorsunuz. Bunu nasıl kontrol edeceksiniz? İşte o iç kontrollerin yeniden tasarlanması. İşte bu noktada bize ihtiyaçları var. İç denetçiler. Hem o süreçlerin. Çünkü iç denetimin iki şapkası var. Biri güvence veriyorsunuz. Akşam rahat uyuyabilirsin. Süreçler kontrol altında. İkincisi de o süreçlerle haşır neşir olduğun için ya bu süreçleri şöyle basitleştirsek daha verimli çalışacağız, maliyetlerimizi indireceğiz, pazarda daha rekabetçi olacağız diye biliyorsunuz. İşte bunu kim söylüyor? İç denetçi söylüyor. İşte siz, aslında sizin elinizde işletmenin akçeli tarafı var. Değil mi? Defterini tutuyorsunuz, raporunu hazırlıyorsunuz. Bir şekliyle belli tahlillere sahipsiniz. O halde oradan yola çıkarak aslında o patrona, o mükellefe, o iş sahibine bunu farklı açıdan da geliştirebileceğini söyleme imkanına sahipsiniz. Bu nedenle de aslında iç denetim bir işletmeyi amaca ulaştıran, kurumsal yönetim kalitesini garanti altına alan, risklerin yönetilmesine yardımcı olan, odaklandığı noktada nedir? İç kontroller. Yani iç kontrollerin yerindeliği ve yeterliliği. Ve risklere göre tasarlanıp tasarlanmak. İşte biz bunlarla uğraşıyoruz. Yoksa sadece muhasebe, mali işler değil. Onun için tüm süreçleri değerlendirmek durumundayız. Peki organizasyon içinde bunun yeri nasıl olmalı? Parayı patrondan alıyorsunuz. Şimdi en çok karşılaştığım soru bu. Kardeşim denetçiler hep işverenden para alıyor. Nasıl bağımsız oluyorsunuz? Nasıl bu işi yapıyorsunuz? Diyorlar. Ben de ona şunu söylüyorum. Doktora gidiyorsun. Vizite ücretini kim ödüyor? Sen ödüyorsun. Doktora şunu mu söylüyorsun? Bak doktor, akşamın bu saati geldi. Paranı da verdim. Şimdi eve gideceğim. Akşam akşam canımı sıkacak bir şey söyleme. Turp gibisin de maşallah da beni evime gönder mi diyorsun? Parayı veriyorsun. Çünkü benim de muhatabım bana gelen, şifa isteyen işletme sahibi. Bana para veriyorsa, paranın boşa gitmemesi için beni dinlemek zorunda. Denetçisini dinlemeyen izini döver. Onun için bunu söylüyoruz. Bağımsız denetçiden farklıyım, vergi denetçisinden farklıyım bu yüzden. Çünkü veya kamu denetçisinden, maliye müfettişinden, vergi müfettişinden. Bunun derdi başka. Benim derdim, o var olan işletmeyi, o kurumsal varlığın sürekliliğini, sürdürülebilirliğine yardımcı ol. Ben olursam vergi denetimine karşı kendini güvence altında hissedecek. Ben olursam bağımsız denetim süreci onun için kolay geçecek. Bu nedenle de onun için bizim bağımsızlık konumuz aslında fıtratımızdan geliyor. Şu laf geçindi. Ondan sonra iş denetimin fıtratında bağımsızlık var. Niye? Çünkü işletme sahibi aslında ihtiyacı var. Aynayız biz. Veya sabah kalkıyorsunuz aynanın karşısına hanımlar. Bakıyorlar makyajdan çekiyor. Beyler tıraş oluyor. Anne sabah ne yapıyor böyle? Bakımlı olman lazım diyor. Kendine çeki düzen vermen lazım diyor. Peki aynaya kafa mı atıyoruz? Aynen ne? Çeki düzen verip sokağa çıkıyoruz. Biz de aynayız. O nedenle bizi böyle değerlendirmesi lazım. İşletme sahibinin, çalışanın. Biz onlara ayna tutuyoruz. Kendilerine çeki düzen vermek. Ama farklı bir sıkıntısı varsa o zaten ben olmasam da o sıkıntı, o karın ağrısı onu kıvrandıracak. O ayrı bir konu. Hile, suistimal yapmışsa, kötü niyeti varsa zaten benimle bir dostane ilişkisi olmaz. Şimdi ben oradan da yola çıkarak bizi kimse sevmez. Denetçinin dostu olmaz. Yalnız gezen kovboy. Yani bu değil ki. Yani
Niye dost olmasın? Yani güzel ülke, dost elimizi uzatıyoruz ve onlara o anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi işte bağımsız denetimle olan ilişkisine de baktığımızda, bağımsız denetçi bir fotoğrafçı, değerli meslektaşlar.